Arkadaşlar merhabalar bu videomda trigonometri kampının 3. gününün 3. videosundayız. Yani bugünün son videosundayız. Trigonometrik oranlarda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yani kitabımızda sayfa numarası 21 ve 22 işleyeceğiz. Sonra bu günü bitireceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Özellikle kalmıştık. Özellik diyor ki dik üçgende karşı ve komşu kenarlar hipotenüs cinsinden yazılabilir. Bunu daha önceki videolarda zaten öğrenmiştik. Ama şimdi bir de bir de tekrar edelim. Yani birkaç soruda kullanmıştık bunu. Şimdi buradaki bir açı olduğunda ve hipotenüs olduğunda şurası 1 olduğunda şu kenarın ve bu kenarın nasıl yazıldığını biliyorduk. Öğrendik. Ama A kenar olursa 1 değil de farklı bir kenar olursa o zaman şuraya bir N de bak X açısı var. Karşısı var. Hiposu var. Ha, karşı ve hipo. Aklımıza ne getirdi? Sinüs. O zaman sinüs X eşittir N bölü A dersin. Ben N'i yazmaya çalışacağım. O zaman N'i yalnız bırakırsam neye eşit oluyor? A çarpı sinüs X'e eşit oluyor. Yani burası A çarpı sinüs x yazacaksın kardeşim. Ha bunu ezberleme. Bence benim gibi yap. Hiç öyle kafayı da meşgul etme. Çünkü rahat bir şekilde çıkıyor. Peki burası sorulursa ne yapacaksın? O zaman x açısı var. Komşusu var. Hiposu var. Komşu ve hipo deyince aklımıza ne gelecek? Onda da kosinüs alfa gelecek. Hemen kosinüs x yazdım. O da m bölü a yazdım. M de ne oluyor? A çarpı kosinüs x'e eşit oluyor. Ezberleme kardeşim. Hiç ezberleme. A çarpı kosinüs x'i bu şekilde kendin bulabilirsin zaten. Tamam mı? Çünkü sen o sinüs kosinüs, tanjant kotanjant nedir biliyorsun. Hatta burada tab, bir dik kenar bilirse hipotenüsü yazmayı da ya da diğer dik kenarı yazmayı da yine aynı bu mantıkta bu yorumda yapabilirsin. Çünkü bunların hepsini vermeye kalksak bir sürü şeyle şurayı şey, meşgul edeceksin. Gerek var mı? Yok. Hemen örneklere başlayalım. Bakalım ne diyor burada. Şimdi DB uzunluğunu vermiş bize, şu uzunluğu vermiş bize. Bir de 5 verilmiş 2 verilmiş. Buna göre A artı B toplamı nedir diye soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar alfaya bakacak olursak hocam alfaya ait şuradaki dik üçgen var. Buradaki dik üçgende o zaman ben nereye giriş yapabilirim? Alfanın komşusu var. Karşıya mı geçiş yapayım komşuya mı geçiş yapayım? Şuradaki dik üçgende. Sanki bunun uzantısı olduğu için komşuza geçiş yapsak daha iyi olacak. Yani şu kenarı bulabilirim. Yani bu kenara ne diyeyim ben? N diyeyim mesela. Burada bak alfanın nesi var? Komşusu var, hipotenüsü var. Görüyorsun. O zaman aklına kosinüs alfa geldi. Kosinüs alfa eşittir. N bölü 5'ten. N'i buradan ne bulursun böylelikle? N 5 kosinüs alfaya eşit oldu. Hemen yazdım buraya. 5 kosinüs alfa diye. Sonra alfa aynı zamanda büyük dik üçgendeki eleman değil mi? Evet. Büyük dik üçgende bak işin içinde bu var bu var. O zaman büyük dik üçgende dikkat et. nerede kenar var? Şuradaki kenar var. 7 var burada. E hocam ben 7'yi kullanacağım. E 7'nin neresini kullanayım? Alfanın bir de karşısını mı kullanayım? Hiposunu mu kullanayım? Tabii ki hiposu. Çünkü kırmızı kenar isteniyor benden. O zaman buraya da bir M diyeyim. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Alfanın komşusu var. Hiposu var. Yani kosinüs alfa eşittir. 7 bölü M değil mi? Evet. 7 bölü M. Benden M isteniyor. M'i attım öbür tarafa. M eşittir. 7 bölü kosinüs alfaya mı eşit oldu? Evet. 7 bölü kosinüs alfa eşit oldu. Çünkü bu uzunluk trigonometrik ifadelerle verildiği için uzunlukları da trigonometrik ifadelerle yazıyorum. E bunu yazınca böyle tamamı 7 bölü kos alfa. Burası da 5 kos alfa. O zaman burası 7 bölü kos alfa eksi 5 kosinüs alfaya eşit değil midir? Evet. Yalnız bu uzunluk şöyle bir şey verilmiş bana. Hemen yazalım onu. Yazıyoruz bakın. A sekant alfa. Bak A sekant alfa artı B kosinüs alfa uzunluğu. DB uzunluğu olarak verilmiş. Aynı zamanda 7 bölü kosinüs alfa bu. Ee, burada 7 çarpı 1 bölü kosinüs alfa demek bu. Ee, 1 bölü kosinüs alfa da sekant alfa demek değil midir? Evet. 7 sekant alfa eksi 5 kosinüs alfa oldu. Oo. Dikkat et. Sekant alfa kas sayısı 7. A buradan ne olur? 7 olur. Kosinüs alfanın kas sayısı artı B. Burada da eksi 5. B de buradan kaça eşit olur o zaman? Eksi 5'e eşit olur. Benden ne isteniyor? A artı B isteniyor. Yani 7 artı eksi 5'ten cevap kaç çıkacaktır böylelikle? 2 çıkacaktır. Evet cevabı 2 bulduk arkadaşlar. Eğer bir uzunluk trigonometrik özdeşliklerle verilmişse bize oradaki uzunlukların hepsini böyle trigonometrik ifadelerle yazmaya çalışıp ona göre işlem yapmanı tavsiye ediyoruz gençler. Tamam örnek 23 bu şekilde çıktı geldik örnek 24'e. Farklı renkte ve özdeş olan iki cetvel aşağıda gösterilmiştir. Cetveller özdeş dikkat et. Şimdi cetvellerin genişlikleri 6 olarak verilmiş. Burası da 6 burası da 6. Eyvallah. Ve alfa derecelik bir açı ile üst üste konulmuş. Üst üste konulduğunda şöyle bir dörtgen oluşmuş. İşte bu dörtgen aslında nedir biliyor musunuz? Eşkenar dörtgendir. Hocam niye? Çünkü buradan çizilen dik burası. Alfaysa burası alfa değil midir? Evet. eşitten dolayı. Çünkü şunda şu paralel. Alfa ise burası da alfa değil midir? Evet. E şurada da dik çizsen sen böyle bak. 6 burası 6 burası. Aa hocam. Alfa beta 90 alfa beta 90. 90'ın karşısındakiler de eşit olmak zorunda. Çünkü iki üçgen benzer alfanın karşısındakiler eşit. Yani bunlar eş üçgen oldu. Dolayısıyla 90'ın karşısındaki kenarlarda eşit olmak zorunda. E benden ne isteniyor? İki cetvelin kesimi olan bölgenin alanı. Arkadaş bu bölgenin alanı isteniyor benden. Burada ben ne buldum? Şunların eşitliğini buldum. O zaman şöyle eşitliği yazalım. Ya bu bölgenin alanı şöyle siyahla göstereyim istersen ya da maviyle göstereyim bir eşkenar dörtgen olduğu için taban çarpı tabana ait yükseklik Evet tabanı bulacağım çift çizgiyi bulacağım. O zaman bana bir çift çizgi lazım. Yani şuraya bir n dersem alfanın karşısı var hiposu var. Hmm, ne var o zaman burada? Karşı ve hipo deyince aklımıza ne gelecek? Aklımıza sinüs gelecek. Hemen sinüs alfayı yazdık. Aklımıza gelen başımıza gelsin. 6 bölü n'e eşit. N lazım bana. N de 6 bölü sinüs alfaya mı eşit oldu? Evet. E şurayı yazdım. 6 bölü sinüs alfayı yazdım buraya. Şimdi alan ne yapıyor arkadaşlar? Hocam taban çarpı tabana ait yükseklik. Alan dediğimiz şey 6 bölü sinüs alfa çarpı 6. 36 bölü sinüs alfaya eşit. 1 bölü sinüs alfa sekant alfaya, kosekant alfaya eşittir. Bu da 36 çarpı 1 bölü sinüs alfaya. E o zaman cevabımız da 36 sekant değil. Hep karıştırıyorum. Kosekant alfa olacaktır arkadaşlar cevap. Kolay ama bak geometrik bilgisi olmadan siz bunları çözebiliyor musunuz? Hayır. Şuradaki genişliği kullandım. Buradaki genişliği kullandım. E, açıları da böyle yazınca eş üçgen çıktı. Bakın bunlar sonrasında da sonuca ulaştık. Evet örnek 24. 66 kosek alfa çıktı. Geldik. Örnek 25'e. O, şu üçgenin alanı isteniyor. Ve CE uzunluğu verilmiş bana. 2 kosinüs alfa olarak verilmiş. Şimdi benden trigonometrik değer olarak alan isteniyor arkadaşım. Ne yapacağım? Ya hocam ben bu üçgenin alanını bulurken ya böyle şu dik kenarlar çarpımının yarısı şeklinde bulacağım. Ya da hocam taban çarpı yükseklik bölü 2. Şu taban çarpı bu yükseklik bölü 2 diye bulacağım. Yalnız hangisinden bulacağımızı şu an kestiremiyorum. Bakalım devam edelim. Şimdi ben şuradaki dik üçgendeki kosinüs alfa verilmiş mi bana? Verilmiş. Buradaki dik üçgendeki kosinüs alfadan ben şu kenarı da bulabilirim. Bu kenarı da bulabilirim. İstediğim kenarı bulayım. Şu kenarı da bulursam yine bu kenarı bulurum. Bu kenarı bulursam da yine bu kenarı bulurum. E ben şuradaki kenara yoğunlaşayım bakayım. Hadi bakalım şu kenar. Hocam alfanın karşısı var komşusu var. Yani burada bak en azından tanjantlı öğrenmiş olursun. Yani hiç tanjantlı kullanmadık. Alfanın karşısı ve komşusu var. E o yüzden buradan tanjant alfayı yazmak daha mantıklı. Tanjant alfa neye eşit? A bölü 2 kosinüs alfaya eşit değil mi? Evet. Yani buradan A tanjant alfa çarpı 2 kosinüs alfaya mı eşit oldu? Evet. Şimdi şurayı bulduk. Çok güzel. A dediğimiz olay 2 tanjant alfa çarpı kosinüs. Hatta bunu ben düzenleyebilirim ya. Tabi. A neye eşit oldu? Sinüs alfa bölü kosinüs alfa değil mi tanjant alfa? Evet. Çarpı 2 kosinüs alfadan. Hocam şunlar da gitti. Direkt 2 sinüs alfaya eşit oldu. Tamam. 2 sinüs alfaya eşit oldu arkadaşlar. A dediğimiz yer. Şimdi seçim. Seçim yapalım. Arkadaş ben bunu buldum ya. Şunu da bulabilirim. Bunu da bulabilirim. Ama alfa yok ki. Alfalı bulacağım. E o yüzden bir alfa geçişi yapmam lazım, değil mi? Ya 90'lara doğru düşüyor. Alfa beta geçişi yapsana kardeşim. Alfa 90'sa burası beta, e burası alfa. Alfa 90'sa burası beta, burası alfa. E, burası da ne oldu? Beta oldu. Şimdi dur. Sen istersen buradaki üçgenden önce burayı bulup sonra e, buradaki üçgenden de buradaki alfa'ya bakaraktan da şurayı bulabilirsin sonra şu ikisinin toplamı çarpı yükseklik bölü 2. Neye eşit olacaktır? Alana eşit olacaktır. Ama ikisinin toplamı derken de işlem kalabalığı yapacağım gibi. Ben direkt istersen şöyle yapayım. Şu kenarları bulayım. Bu kenarlar çarpımının yarısı diyeyim. O zaman ben şimdi bu kenarı bulacaksam. Bak şu kenarı bulacaksam. Yorum yapacağım. Bana da alfa lazım ya. Bak alfa burada. Şuradaki dik üçgeni hala alacağım. E buradaki dik üçgende alfanın. Bak dik üçgen şöyle. Komşusu var. Hiposu var. Aklıma ne geldi? Tabii ki komşu bölü hipo. Yani kosinüs alfa geldi. O zaman yazıyorum kosinüs alfa siyah üçgende neye eşit? 2 sinüs alfa bölü şuraya b diyeyim. 2 sinüs alfa bölü b'ye eşit. B'yi yalnız bırakacağım. B'yi buraya atayım. Kosinüs alfayı buraya atayım. B de 2 sinüs alfa bölü kosinüs alfaya eşit oldu. Sinüs alfa bölü kosinüs alfa tanjant alfaya eşitti. 2 tanjant alfaya mı eşit oldu bu? Evet. 2 tanjant alfaya eşit oldu. Tamam şimdi ne yapacağım? Hocam şimdi de diğer, direkt şu kenarı bulacağım ben. Şuraya da bir c diyeyim istersen. Bu kenarı bulurken de ya buradaki dik üçgenden bulacağım abi. Bu dik üçgenin kenarları maalesef yok. Şu alfayı kullanarak maalesef bulamıyorum. Ya da büyük dik üçgeni kullanacağım. E o zaman büyük dik üçgeni kullanaraktan yapayım arkadaşım. Büyük dik üçgende alfa burada. Alfanın karşısı var komşusu var. Karşı ve komşu deyince aklımıza ne geliyor? Tanjant geliyor. Yani hemen tanjant alfayı yazıyorum. C bölü 2 tanjant alfa. C bölü 2 tanjant alfa. O zaman bunu çarptığım zaman C'de 2 tanjant kare Alfa'ya mı eşit oldu? Evet. C'de 2 tanjant kare alfaya eşit oldu. E alan. Geri kalan alan. Alan kısmının en basit kısmı. Alan dediğimiz dik üçgen. Dik kenarlar çarpımının yarısı. Burası 2 tanjant kare alfa. Yazıyorum. 2 tanjant kare alfa çarpı. Şurası 2 tanjant alfa. 2 tanjant alfa bölü 2 alana eşittir. O zaman tanjant kare ile tanjant çarpımı tanjant küp yapar. 2 tanjant küp alfa bana sonucu verir arkadaşlar. Yani sen bir şekilde bana ince ayrıntılardan biri ne burada? Alfa sadece burada alfaya bağımlı kalma. Alfa, beta bunu öğrendik zaten. Alfa, betaları şöyle yaz. Sonra alfa açısına ait kenarları yazmaya çalış. Hep ne yaptık? Bak şurayı çalıştırdık. İlk etapta şurada burayı buldum ya. Sonra hocam şu kenarlar lazım dedim bana. Şuradaki dik üçgende burayı buldum. Sonra bu üçgene baktım kenarlar yok ama büyük üçgende alfanın şu kenarlarına bakarak karşı ve komşu atma geldi. Tancat alfayı yazdım. Şu kenarı da buldum. Sonra dik kenarlar çarpıldı. Yarısı şeklinde sonuca ulaştık. Basit. Gerçekten basit. Belki bazen böyle çok işlem yapabilirsiniz. Çok işlem varmış gibi aslında ama çok da işlem yok aslında. Sen burada o işlemleri yazdıktan sonra işte karşısı, komşusu bilmem nesi falan filan dedikten sonra sonuca bence ulaşırsın. Tamam. Dediğimi unutma. Hadi bakalım. Geldik örnek 26'ya. AF bölü AB uz uzunluğu isteniliyor. AF bölü AB uzunluğu isteniliyor bizden. Arkadaş AB daha kısa ya. AB'ye X deyip de sonra burayı X cinsinden bulacağız böyle. Ya da öyle diyeceğimize ne yapalım burada? Ee, öyle diyeceğimize direkt buraya 1 diyelim. Çünkü oran isteniliyor bizden en son. Oran işte K'lı desek de buraya ya da X'li desek de X demeyelim de. K'lı bir değer verirsek burayı da K'lı bir değer cinsinden bulacağız. Oranladığımızda K'lar gidecek mi? Gidecek. O yüzden buraya K'lı bir değer vereceğimize. Buradan AF bölü AB isteniliyor. Şuraya bir 1 değeri verelim. Buraya bir değeri verdikten sonra ben nereye ulaşmaya çalışacağım? Buraya ulaşacağım. Arkadaş o zaman şu dik üçgenden başlayayım. X açıları da var burada. Şimdi bu X açısına göre şurayı mı yazmak mantıklı? Burayı mı yazmak mantıklı? E tabii ki burası. Çünkü ben bu üçgenden buraya geçeyim ki sonra buraya geçeyim sonra buraya geçeyim değil mi? O yüzden şu X açısına bakınca. Hocam bu X açısının komşusu var hiposu var. Komşu ve hipo deyince aklımıza ne geliyor? Kosinüs. O zaman kosinüs X eşittir. Ne diyeceğim şuraya A dersem? 1 bölü A değil midir? Evet 1 bölü A. A buradan neye eşit oldu? 1 bölü kosinüs X oldu. Hocam A'yı bulduk. A 1 bölü kosinüs X oldu. Sonra buradaki dik üçgenden, şuradaki dik üçgenden nereye geçeceğim? Buraya geçeceğim. Hocam X açısının komşusu var, iposu var. Aslında geçişi öğrendik. Burası birken, burası 1 bölü kosinüs X oldu. E bunun da 1 bölü kosinüsünü alınca 1 bölü kos kare yapar, 1 bölü kosküp yapar. 1 bölü kos üzeri 4 yapar. Cevap sekant üzeri 4 yapar aslında ama ben yine de açıklayıcı bir şekilde yazayım. Şimdi buradaki açıya da bakınca hocam ne geldi buradan? Komşusu var hiposu var. Yani o zaman komşu ve hipo deyince aklımıza yine kosinüs geldi. Kosinüs x neye eşit? 1 bölü kosinüs x bölü b'ye eşit. 1 bölü kosinüs x bölü b'ye eşit. B'yi buraya atınca kosinüsü de buraya atınca b de 1 bölü kos kare x'e eşit oldu. 1 bölü kos kare x'e eşit oldu. E hocam sonra C lazım bana. Şuradaki dik üçgende. X'in komşusu var. Hiposu var. Yine kosinüs X yazdım. O da nedir? 1 bölü cos kare bölü C. 1 bölü cos kare bölü C'ye eşit. C'yi buraya kosinüsü buraya atınca C. 1 bölü cos kare X yaptı. Cos küp X yaptı pardon. Anladınız olayı siz. 1 bölü cos küp X. E sonra buraya da ne lazım arkadaşlar? Y lazım. Y dediğimizde nedir? Şimdi komşusu var. Hiposu var. Yine kosinüs x aklımıza geldi. Kosinüs x'i yine yazdım. 1 bölü kos küp x bölü y eşit. Y de buradan 1 bölü kosinüs üzeri 4 x yapar. Evet 1 bölü kosinüs x üzeri 4 yaptı arkadaşlar. Evenden ne isteniyor? AF bölü FB isteniyor. AF bölü FB yani y bölü 1 isteniyor. Yani y isteniyor. O da 1 bölü kosinüs üzeri 4 x bu da 1 bölü kosinüs sekant demek değil miydi? Evet. Sekant üzeri 4x yapar arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz üzere öğrendiniz bence işi. Mantığı da anladınız. Ya bir dik üçgene baktınız. Bir kenar var. Başka bir kenar isteniyor. O kenar ve istenilen kenarlara bakınca. Şu yorumu yapınca. Açıya da bakınca. Açının komşusu ve hiposu var. Aa kosinüs geldi aklıma. Kosinüs x'i yaz. Ya da açının ka karşısı ve hiposu var. Aa sinüs geldi aklına. Yaz sinüsünü. Ya da açının karşısı ve komşusu var. Aa tanjantı geldi aklıma. Yaz tanjantını. Olay bitsin kardeşim. Trigonometrik değer olarak dik üçgenin diğer kenarlarını da yazabilirsin. Tamam olay bu. Haydi bakalım. Şimdi özel açıların trigonometrik değerlerine geldik. Arkadaş sen 30, 30, ötüz. <laughs> 30 60 90 üçgenini ve 45 45 90 üçgenini biliyorsan özel açı çıkan her bir sorudaki her bir trigonometrik değeri bulabilirsin. Hiç öyle ezber mezber yapmana gerek yok. Tamam. Hiç ezberle. Yani sen geometriden biliyorsun 30 60 90 üçgenini. Hocam 30'un karşısı birken K da yazabiliriz de oran isteniliyorsa 1 yazabiliriz. Sıkıntı yok. 30'un karşısı birken 90'ın karşısı 2 iki katı 2'dir. 60'ı karşısında kök 3 katından dolayı kök 3 olduğunu biliyorsun. Ya da 45 45 90 üçgende 1 bir, ken. burası da ne olacak? Kök 2 olacak. Onu da biliyorsun. Şimdi 30 derecenin şeylerini arayacağız. 30'a baktın. Sinüs 30 Karşı bölü hipotenüs. Karşı bölü hipotenüs nedir? 1 bölü 2'dir. Sonra kosinüs 30. Komşu bölü hipotenüs. Kökü 3 bölü 2'dir. Tanjant 30. Karşı bölü komşu. 1 bölü kök Ya da kök 3 eşleniyle çarparsan kök 3 bölü 3'tür. Genelde 1 bölü kök kullanıyoruz. Kotanjant 30'da komşu bölü karşıdır. Kökü 3 bölü 1'den dolayı o da kök 3'e eşit. Çıktı mı? Yani bir 30 60 90 üçgeninden görüyorsun. Sinüs 30, kosinüs 30, tanjant 30, kotanjant 30'u bulduk. Şimdi de 45 45 90 üçgeninden bunun sinüs kosinüs tanjant kotanjant değerlerini buluruz. Sinüs 45 karşı bölü bak 45 derece burada. 45 derece burada. Ee, burada sinüs 45 nedir? 1 bölü kök 2 değil mi? Karşı bölü hipo. Kosinüs 45 nedir? Komşu bölü ipo. O da 1 bölü kök 2. Ya da kök 2 eşitlerine çarparsak kök 2 bölü 2 de olabilir. Tanjant 45 1 bölü 1'den 1 yapar. Kotanjant 45 de 1 bölü 1'den 1 yapar. Bunları ezberlemeye gerek var mı? Yok. Yok yok. V V V ve, ve Arkadaş biz burada 30'ları yazdık da 60'ları yazmamışız galiba. Hadi ben burada sana bir güzellik yapayım. Sinüs 60 60'ı, kosinüs 60'ı, tanjant 60'ı ve kotanjant 60'ı da yazayım ben sana istersen burada. Hocam sinüs 60 dediğimiz nedir? 60'a bakıyoruz şimdi. 60'ın karşısı bölü hiposu. Kökü 3 bölü 2. Kosinüs 60'ı komşu bölü hipo. Yani 1 bölü 2 yapar tanjant 60'ı kök 3 bölü 1 yapar. Yani kök 3 yapar. Kotanjant 60'ı da 1 bölü kök 3 yapar ya da kök 3 bölü 3 yapar diyeceğiz. Evet. İşte olay bu. 1 30 60 90 üçgeninden 4 8 12 tane bilgiyi öğrendik. Hatta ben sana 4 bölgedeki 12 tane yani 1 30 60 90 ve 45 45 90 üçgeninden 12 çarpı 4 tane trigonometrik değeri öğretiyorum. Niye indirgeme de bunu söyleyeceğim. Şimdi 12 çarpı 4 derken 48 tane böyle özel açının trigonometrik değerini sadece ve sadece bu dik üçgenlerle biliyorsun. Ezber yapma. Ezbere gerek yok. Çiz. 30 ile ilgili bir üçgen mi istenildi? Sinüs, kosinüs, tacat, kotanjant mı istendi? 30, 60, 90 çiz. 60 mi istenildi? Yine 30, 60, 90 çiz. 45 mi istenildi? 45, 45, 90 çiz. Trigonometrik değerleri bu dik üçgenler sayesinde rahat bir şekilde bulursun. Bu arada dikkat et. Bak. Dikkat edilirse 90 dereceye tamamlayan açıların sinüs değerleri kosinüs değerlerine kosinüs değerleri de sinüs değerlerine eşit. Ya da tam tersi ee, ya da bu şurada kosinüs burada kosinüs sinüs de olabilir ya da tam tersini düşünebilirsiniz. Aynı şekilde tanjant değerleri kotanjant değerlerine de eşit. Bak mesela 60 dereceye bakar mısın? Sinüs 60 kök 3 bölü 2. Hocam 90'a tamamlayan açısı kaç? 30. Kosinüs 30 da kök 3 bölü 2. Sonra Kosinüs 60. Sinüs 30'a eşit. Bak 1 bölü 2'ye 1 bölü 2. Ya da tanjant 60. Tanjant 60. Hocam kotanjant 30'a eşit. Kök 3 kök 3. Ya da kotanjant 60. Tanjant 30'a eşit. Kök 3 bölü 3. Ya da 1 bölü kök 3. 1 bölü kök 3 gördüğünüz üzere. Yani biz şunu diyeceğiz o zaman. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açılarda sinüs kosinüse kosinüs de sinüse aynı zamanda tanjant kotanjantta. Kotanjantta kotanjant, da, kotanjant da, da çevrilebiliyor. E o zaman sinüs 70 90'a tamamlayan açısı nedir? Sinüs 70'in 90'a tamamlayanı 20'dir. Kosinüs 20'ye eşittir. Ya da kosinüs 40. Sinüs 50'ye eşittir. Tanjant 43 90'a tamamlayan açısı kaç yapıyor arkadaşım? 90'a tamamlayanda 47 fonksiyon isim değiştiriyor. İndirgemede bunları yine söyleyeceğiz ama şimdiden de bilirim bunu. Tanjant 43 aslında kotanjant 47'ye eşit. Kotanjant 67'ine arkadaşım tanjant 23'e eşittir. Birbirinin 90 dereceye tamamlayan açılarda sinüs, kosinüs tanjant, kotanjant eşittir. Ya da şu A artı B eşittir 90 ise sinüs A eşittir kosinüs B diyebilirsiniz. Ya da sinüs alfa eşittir kosinüs 90 eksi alfa da diyebilirsiniz arkadaşlar. Tamam. En azından buradaki dik üçgenden bak iyi ki bu sinüs 60 kosinüs 60 şunları falan filan yazmışız. Yazdığımız zaman da sinüsün 60'ın kosinüsün 30'una eşit olduğunu gördük. Fark ettik ve dikkatimizde ettik. Tamam. Evet şöyle bir özellik ama ben bu özelliği arkadaşlar es geçeyim. Ya da es geçmeyeyim ya. Şimdi özellik sinüs satırına sırasıyla 0, 1, 2, 3, 4 yazıp hepsini kök için alıp 2'ye bölelim. Ya arkadaşlar vallahi billahi aman ya da yazayım tamam mı? Sırasıyla 30, 0, 30, 45, 60 ve 90. Bu sinüslerin 0, 30, 45, 60 ve 90'ını bulurken kolay bir yol var. 0, 1, 2, 3, 4 yazdım. Sonra hepsini kök içine alalım. Kök içine aldım, kök içine aldım, kök içine aldım, kök içine aldım, kök içine aldım. Bir de 2'ye bölelim diyor. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, 2'ye böldüm, böldüm. Burası kaç yaptı? 0 yaptı. Burası kaç yaptı? Hocam burası da 1 bölü 2 yaptı. Burası kaç yaptı? Kök 2 bölü 2 yaptı. Burası kök 3 bölü 2. Burası da kaç? E, kök 4 bölü 2. Arkadaşlar 1 yapıyor burası da. Aa, gerçekten bak sinüs 0'ın 0 olduğunu biliyoruz. Birim çember çizerek. Ya birim çember çizerek şöyle olduğunu biliyorduk ya arkadaşlar. Hani burası 1'e 0'dı. CYS'ydi. Burası da 0'a 1'di. Değil mi? CYS'ydi. Sinüs 0 dediğimiz bak şurada baktım. Şu, neye denk geldi? 0'a. Ee, sinüs 90 neye denk geldi? Bak sinüs 90'da 1'e denk geldi. Gördüğünüz üzere. Değil mi? Evet. Sinüs 30 neye denk geldi? Sinüs 30 bakıyoruz. 1 bölü 2 sinüs 30. Bak. 1 bölü 2. Sinüs 45'e bakıyorum. 1 bölü kök 2. Bak. 1 bölü kök 2. Ya da kök 2 bölü 2. Sinüs 60'a bakıyorum. Sinüs 60'a bak. Kök 3 bölü 2. Hocam. Kök 3 bölü 2. Evet. Böyle bir şey var. Bu sinüs değerlerini yazdıktan sonra da arkadaşlar. Kosinüs değerlerini de yazabilirsiniz. Ya ama bence buna gerek yok ya. Vallahi hiç oyalanmayın arkadaşlar. Ya iki dik üçgen çizmeyi bilmiyor musunuz ya? İki dik üçgen çizin. Bunlarla uğraşmayın ya. Bunlar fantezi ya. Fanteziye gerek yok. Vallahi bunlar sizi daha daha çok uğraştırır. Hadi bu tabloyu yap, ezberle. E demekten başka bir şey değil bence ama ya ne olur ne olmaz diye yazılmış bir şey. Arkadaş hemen örneğe bakalım. Şöyle bir şey soruluyor. 30 ve 60 derecelerin trigonometrik değeri isteniyor. Hemen dik üçgeni çizersin kardeşim. 30 60 90 üçgeni çizersin. Şimdi 30'un karşısı 1 ise burası 2 buraya da kök 3 yazarsın. Sonra bakarsın yorumlarsın. Kosinüs 30. 30 derecenin kosinüsü. Komşu bölü hipotenüs. Yani kök 3 bölü 2 artı sinüs 60. 60 dereceye bakacaksın bu sefer. Karşı bölü hipotenüs. O da kök 3 bölü 2 bölü sinüs 60 diyor. Sinüs 60 arkadaşım nedir? Hocam karşı bölü hipotenüs. Yani kök 3 bölü 2 artı sonra kosinüs 60 diyor. 1 bölü 2 değil mi? Evet 1 bölü 2. Şimdi yukarısı ne yaptı arkadaşlar? 2 kök 3 bölü 2. 2 kök 3 bölü 2. Yani kök 3 yaptı değil mi? Bölü aşağısında kök 3 artı 1 bölü 2 mi yaptı? Evet. Ters çevirdim. Çarptım. Yani 2 kök 3 bölü kök 3 artı 1 yapar burası. Eşleniyle çarpalım. Kök 3 eşli eksi 1 ile çarpalım. 2 kök 3 çarpı kök 3 eksi 1 bölü Eşleniyle çarptığım zaman karesi eksi karesi. Yani 3 eksi 1'den 2 yapar burası. Şunlar şunlar gitti. O zaman kök 3'ü de şöyle bir dağıtayım. Şu ikisinin çarpımı 3 yapar. Bu ikisinin çarpımı da eksi kök 3 yapar. Cevabımız da 3 eksi kök 3 olur. Evet örnek 1'i böylelikle 3 eksi kök 3 bulduk. Geldik. Örnek 2'ye. Anam bu ne? Sin artı sin artı sin artı sin kare. Sin 89'a kadar gidiyor. Eyvah eyvah ne yapacağız be ya? Arkadaşım. Arkadaşım sana bir tavsiye vereyim mi? Bir tüyo vereyim mi? Bundan sonraki dersimizde de dördüncü günde de biz bunları çok kullanacağız zaten. Sin kareli bir şey gelince ya da kos kareli bir şey gelince aklına şu gelsin kardeşim. Sin kare x artı kos kare x eşittir 1 gelsin. Biz bunu zaten daha öncesinde biliyoruz. Daha öncesinde biz bunu kullandık. Birim çemberde biz bunu anlattık değil mi? E hocam tamam hadi sin kare 1 var, sin kare 2 var, sin kare 3 var, sin kare 89'a kadar gidiyor. E ne yapacağız? Sin kare 89 dediğin nedir arkadaşım? Şimdi sinüs 90'a tamamlayardı. Kosinüse çevirmiyor muydu? Evet. Sin kare 89 yerine sen ne yazabilirsin? Hocam kos kare 1 yazabilirsin. A sin kare 1 kos kare 1. Sin kare ile kos karenin toplamı ne yapıyor? İçindeki açıların aynı yapması lazım yalnız. 1 yapıyor. Aa süper. Peki bundan öncesinde ne vardı? Hocam sin kare, burada da sin kare 88 vardı. Bu sin kare 88 de cos kare 88 değil mi? Aynen öyle. Cos kare hayır sin kare 88 90'a yan açısı 2. Cos kare 2'ye eşit değil mi? Evet. E hocam o zaman şununla da şunun toplamı 1 yapacak. Sin kare 1, cos kare e, sin kare 2, cos kare 2 de toplamı 1 yapacak. Çok güzel. Devam. Hocam sin kare 3, cos kare 3 de öyle yapacak. Ta ki nereye kadar gidecek bu? Ee, 45'e kadar gidecek galiba değil mi? Bak gitsin bakalım böyle. Böyle 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 gitsin. Nereye kadar gitsin burası? Şuraya kadar gitsin. Şuraya nereye yazayım ben? Şunu şöyle yazayım. Sin kare 1 artı sin kare 2. Artı gidiyor gidiyor gidiyor. Sin kare 44 artı sin kare 45 artı sin kare 46 yazacağım ama... Sin kare 46 yazmayayım. Bu sin kare 90'a tamamlayanı 44 yapmıyor mu? O zaman bunu cos kare yazayım. Evet ya da sin kare 46 yazayım. Aslında bu cos kare 44 değil mi 90'a tamamlayanı? Artı böyle 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 gidiyor. Ta bu sefer de cos kare 44'ten azalıyor değil mi? Sin kare 47 olacak. Sin cos kare 43 olacak. 44 43 ta ki nereye kadar gidiyor? Cos kare 1'e kadar gidiyor. Bak dikkat et. Şu sin kare kos kare 1'ler 1 yaptı. 1 artı sin kare 2 kos kare 2'ler 2, yine 1 yaptı. Artı sin kare 3 kos kare 3 yine 1 yaptı. Artı gidiyor gidiyor gidiyor. Sin kare 44 kos kare 44'e kadar gidiyor. O da 1 yaptı. Yani 44'e kadar gittiğim için 44 tane diyeyim bu? Evet. 44 tane 1'in toplamı artı sin kare, 40, sin kare 45 var. Arkadaş sin 45 neye eşit? 45 45 90 kendinden 1 1 kök ya. Sinüs 45 neye eşit? 1 bölü kök 2'ye eşit. O zaman sin kare 45 de 1 bölü 2'ye mi eşit 4, 4, 1 bölü kök 2'nin karesi evet. Artı 1 bölü 2'ye eşit oldu. O zaman ben bu ifadeyi buldum. Şu ifade a'ya eşit. 44 artı 1 bölü 2'ye eşit oldu. Unutma bunu. A dediğimiz 44 artı 1 bölü 2'ye eşit oldu. Şimdi benden 2A eksi 3B isteniyor. Dur. Şimdi de tanjant 5, tanjant 10, tanjant 15. Beşer beşer gidiyor. Arkadaş ta ki tanjant 85'e kadar gidiyor. Şimdi tanjant 85 dediğimiz nedir aslında? Hocam kotanjant 5 değil midir? Tanjant da kotanjanta eşit değil miydi? E, 90'a tamamlayan evet. Bir de tanjantla kotanjant birbirinin tersi değil miydi? Yani tanjant x ile kotanjant x'in çarpımı neydi? 1'di. Çünkü tanjant x sinüs x bölü kosinüs x. Kotanjant x kosinüs x bölü sinüs x. Çarptığın zaman ne yaptı? Gerçekten de 1 yaptı. E o zaman buradan yani ben tanjant 5 ile kotanjant 5'i çarptığım zaman ne yaptı? 1 yaptı. Sonra tanjant 10 ile kotanjant 10'u çarptığım zaman çünkü 85'ten önce ne gelecek? 5'er 5'er artıyor ya. 85'ten önce 80 gelecek. O da tanjant 80 de kotanjant 10'a eşit değil mi? Evet. Tanjant 10 ile kotanjant 10'un çarpımı da 1'e eşit. Ta ki nereye kadar? Ay nereye kadar? 45'e kadar gidiyor galiba yine değil mi? Evet. Evet. Tamam o oraları yazayım. Bak tanjant 5 çarpı tanjant 10 çarpı ta gitsin. Tanjant 45 yine ortada kalıyor galiba. Ee, sonra tanjant 50 ta gidiyor. Tanjant 85'e kadar. Evet. 5, 10, 15, 20. Tanjant 45'ten öncesini Tanjant 40 yapıyor burada. Bak tanjant 40 Dikkat et. Tanjant 40 ile tanjant 50 de birbirini götürüyor. Çünkü bu kotanjant 40 yaptığından dolayı. Peki o zaman tanjant 5'ten tanjant 40'a kadar kaç tane sayı var? Hocam 5'ten 40'a kadar olan sayıları bularım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 8 tane sayı var. Ya da işte 5, 10 böyle böyle gidiyoruz ya 40'a kadar. Buradan 5 parantezini alsam 1, 2 böyle gitti. 8 yapmadı mı? 8 tane sayıyı o şekilde de bulabilirsin. O zaman gerçi bunların kaç tane olduğu önemli mi ya? Ay Allah'ım ya. Bazen saçmalıyorum arkadaşlar. Bunların çarpımı hep bir yapmayacak mı? Ta şeye kadar. E, tamam. Tanjant 5 ile tanjant 85 çarpımı 1 yapıyor zaten. E, tanjant 10 ile tanjant bir önceki de 10 yapıyor. Tanjant 40 ile kotanjant 40 da 1 yapıyor. Burada da tanjant 45 var. Tanjant 45 de zaten 1 değil mi? Evet. Bunların hepsini çarpımı kaç yapacak o zaman? 1 yapacak. Yani biz B'yi de 1 mi bulduk? Evet. Yani benden 2A 3B isteniyor. 2A 3B o zaman şu A'yı 2 ile çarptığım zaman 88 artı şunu da 1 ile 2 ile çarptım. 1 yaptı burası. Eksi 3 çarpı B de kaç yaptı? 1 yaptı. O zaman 89 eksi 3'ten 86'ya eşit oldu. Tamam mı gençler? Evet burada hep 5'in katları olduğu için art, burada tanjant 5 85 işte tanjant 40 kotanjant 40 bunlar birbirini götürdü. Ortada tanjant 45 kaldı. Tarihiyat 45'te 1 olduğundan hepsi çarpımları 1 yaptı. Yani B'yi 1 bulduk. Sonra da 2A-3B'yi de 86 bulmuş olduk arkadaşlar. Evet geldik şuraya. Birbirini 180 dereceye tamamlayan açılardan bahsedeceğiz şimdi. Biraz önce ne dedik? Güzel bir şey söyledik. Birbirini 90 dereceye tamamlayan açıların sinüsü kosinüsüne eşittir dedik. Eyvallah. İndirgemede daha ayrıntıya ineceğiz orada. Aynı şekilde yine bu söylediğim notu da indirgeme konusu geldiği zaman yine ayrıntılı bir şekilde söyleyeceğiz ama soruların içerisinde çıkar diye böyle buraya not yazıldı. Arkadaşlar birbirini 180 dereceye tamamlayan açılarda da sinüs değeri yine sinüs değerine eşit. Yine sinüs değerine eşit. Kosinüs tanjant ve kotanjant değerini de 180'e tamamladığı zaman o da birbirinin eksi eksilisine eşit. Eksilisine. Yani ne demek istiyorum? Sinüs 135. 180'e tamamlayan ne? 45 sinüs 45'e eşittir. Artılı olacak. Tanjant 120 neye eşittir? Hocam bak fonksiyon isim değiştirmiyor. İsim değiştirmiyor aynı kalıyor. Hocam tanjant 60'a eşit olacak ama eksilisi olacak. Sebebini söyleyeceğim şimdi. Kosinüs 150 180'e tamamlayanı 30 ama kosinüs de değişim değiştiriyor. Sadece sinüs değişim değiştirmiyor. Niye biliyor musun? Söyleyeceğim dur. Hocam kotanjant 135'te Neye eşittir? Kotanjant 45 eşittir ama eksilisine eşittir. Sadece sinüs de işaret değiştirmiyor. Çünkü niye? Arkadaş sinüs, kosinüs şöyle birim çemberi düşünsene. Yani işaretleri düşünsene. Sin, kos, tanjant, kotanjant. Sin, kos, tanjant ve kotanjant düşünsene. Hocam bunların hepsi burada artı 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 artı. Burada sinüs artı diğerleri eksi değil mi? Evet. İşte o yüzden ikinci bölgeden birinci bölgeye yatarken sinüs artı ya sinüs yine artı ama işaret diğerlerinde değişiyor mu arkadaşlar? Değişiyor. O yüzden biz ikinci bölgedeki açıyı birinci bölgeye attığımız için ne oluyor? İsim değiştirmiyor ama işaret değişimi oluyor. Sadece de işaret değişimi olmuyor. Unutma bunu. İşte 180'e tamamlayanlarda da fonksiyon isim değiştirmiyor. Ne yapıyor? Sadece ve sadece işaret değiştiriyor. Sinüs haricindeki diğerlerinde. Tamam. Evet arkadaşlar şu soruyla da işi bitirelim diyeceğim ama ondan sonra bir soru daha varmış. Bu soru hemen bakalım. C ile EB'nin uzunluğu birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Benden oran isteniyor. 1 1 yazalım. Bu da bir kareymiş. O zaman burası 2 oldu? Evet. 1 2 kök 5 üçgeninden burası kök 5 mi yaptı? Aynen öyle. Ben alfaya ait bir dik üçgen bulamam ama şuradaki alfanın yanındaki x'e ait bir üçgen var. x'e ait bir dik üçgen bulabilirim. Hocam x'i bulunca x ile de alfa birbirini 180'e tamamlamıyor mu? Evet. E o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Eksilisi diyeceğiz. Ya da istersen buraya 180 eksi alfa de kardeşim fark etmez. Hocam kafa karıştırma. Tamam o zaman buraya sen bir 180 eksi alfa de. Sen neyi bulabilirsin burada? Alfayı bulamazsın ama şuradaki dik üçgende ne sinüs alfa sinüs 180 eksi alfayı bulursun. Sinüs 180 eksi alfa neye eşit arkadaşım? Karşı bölü hipotenüs 2 bölü kök 5'e eşit. Aa hocam sinüs 180 x alfa. Birbirini 180'e tamamlayan açısı. Ne? Alfa değil mi? O zaman sinüs 180 x alfa neye eşittir? Eksi sinüs alfaya eşit değil midir? 180'e Hayır. Direkt sinüs alfaya eşit değil midir? Evet. Çünkü sinüs de böyle 180'e tamamlamada işaret değişimi olmuyordu. Yani sinüs alfa 2 bölü kök 5 eşit oldu. Eyvallah. Şimdi gelelim kosinüs alfaya. Hocam kosinüs 180 x alfayı bulabilirim ben. Kosinüs 180 x alfa neye eşittir? Komşu bölü hipotenüs 1 bölü kök 5'e eşittir. Hocam 180'e tamamlayan açısı alfa. E, kosinüs alfa mı eşit olacak bu? Hayır. Eksi kosinüs alfa'ya eşittir. Çünkü kosinüs de 180'e tamamlamada ne oluyordu? İşaret değiştiriyordu. Eksi kosinüs alfa 1 bölü kök 5'e eşitse kosinüs alfa da eksi 1 bölü kök 5'e eşit oldu. Gel burada yerine yaz şimdi. Sinüs alfayı ne bulduk? 2 bölü kök 5. 2 bölü kök 5 artı kosinüs alfayı ne bulduk? Kosinüs alfayı da eksi 1 bölü kök 5 bulduk. O zaman cevap 1 bölü kök 5 yapar. Ya da kök 5 eşleniyle çarparsak kök 5 bölü 5 yapacaktır arkadaşlar. Tamam. Evet örnek 3 böylelikle 1 bölü kök 5 çıktı. Ve geldik örnek 4'e. Arkadaş sen şimdi dik üçgene baktın. Ama dik üçgene bağlı kalma kardeşim. Bak. Şimdi sen buradaki x'e bakınca buradaki dik üçgende şu kenarı bulmaya çalışıyorsun. Bulma kardeşim. Dal açılara ya da böyle böyle paralellik var ya yöndeşlikten böyle yön, yönlendir açıyı sen böyle. Tamam yönlendir. İşte yöndeşlikten burası x, burası x, burası x, burası x, burası x, burası x olur de. Ona göre işlem yap. Ya da açı taşı. Bak x 90'sa. Bak açı taşı ya da. Hani alfabeteye dalıyorduk da ya. Hocam x 90'sa burası a'dır de. Hani a ile x'in toplamı 90. A başka var mı? 90 derece. A hocam Şurası da x, x e, yani a'ya ait bir dik üçgen var mı diye bakıyorum. Yok. x'e ait bir dik üçgen var mı diye bakıyorum. Yok. Ama a'ya ait de bir dik üçgen oluşturabilirim aslında. Nasıl oluşturabilirim? Hocam a'ya ait bir dik üçgen yok ama şöyle bir dikdörtgenlerle dik üçgen oluşturabilirim. A'ya ait dik üçgen oluştu. Şunlar bir birim bir birim bir birim. Bir, bir. Şöyle şey yapacak olursak. Yani burası kaç yaptı? 3 yaptı. Burası kaç yaptı arkadaşlar? Şöyle bakacak olursak. Hocam burası da 1 2 3 4 5 yaptı. Aa hocam ben buradan tanjant e, tanjant x'i bulmak istiyorsam kotanjant a birbirini 90 dereceye tamamlayanlarda tanjantı kotanjanta eşitti ya hani a'nın 90'a tamamlayanı x'in 90'a tamamlayanı a kotanjant a değeri diye bulabilirim ya da açı yazmaya devam ettik ya a 90'sa burası da x değil midir? Evet. E o yüzden ta direkt tanjant x'i bulabilirim. Tanjant x 5/3 mü oldu? Evet, 5/3 oldu arkadaşım burası. Artık kotanjant y'yi bulacağım şimdi. Dikkat. Ya hocam kotanjant y'yi bulamam ama ben şuranın ne olduğunu biliyorum. Y'ye ait dik üçgen var mı diye bakıyorum. Yok. Buranın ne olduğunu biliyorum. Yani bu geniş açı olduğu için bulamam buna ait dik üçgen. Burası ne yapıyor arkadaşlar? Burası 180 eksi y yapmıyor mu? Evet. Ya hocam birim kareler olunca ya böyle açı taşı ya da böyle paralellikten yöndeşlikten bir şey açıyı taşı diyorduk ya hani böyle. E burası 180 eksi y ise bak şunlar birbirine paralel. Aa hocam 180 eksi y ise burası da 180 eksi y oldu. E o zaman biz buradaki dik üçgenden 180 eksi y'nin trigonometrik değerine ulaşabilir miyiz? Aynen öyle. E o zaman buradaki dik üçgende burası 2 birim burası 3 birim. Şimdi ben kotanjant y isteniyor ama ben kotanjant 180 eksi y'yi bulabilirim. Kotanjant 180 eksi y neye eşit? Komşu bölü karşıya eşit. 3 bölü 2'ye eşit. Kotanjant 180 eksi y de neye eşittir? 180'e tamamlayan açısı y diyeyim bunun. Evet kotanjant y'ye eşittir ama eksilisine eşittir. Yani eksi kotanjant y 3 bölü 2'ye eşitse kotanjant y de neye eşittir? Eksi 3 bölü 2'ye eşit midir? Evet bunları toplayacağız kardeşim. Hadi bakalım toplayalım. Şunu 2 ile genişletelim. Şunu 3 ile genişletelim. 10 bölü 6 eksi 9 bölü 6'dan cevabı da kaç buluruz? 1 bölü 6 olarak buluruz. Yani sen artık işi öğrendin x burada verildi diye bu dik üçgene bağımlı kalmayacaksın. Ya böyle açılara da alacaksın ya da yöndeşlikten. Mesela biz burada dik üçgene dikdörtgene dörtgene ta tamamladık ya burada. E, buradaki x'ten yöndeşlikten de buraya x diyebilirdik. Sonra 180 eksi y yöndeşlikten 180 eksi y oldu burası. Bak dik üçgeni elde edene kadar yani y açısı dik üçgenin içinde olana kadar açıyı taşıyacağız. Bir yerleri taşıyacağız. Ya paralelliklerden yöndeş açı ya da z kuralını kullanarak taşıyacağız. Ya da nasıl taşıyacağız arkadaşlar? böyle alfa beta açılarına dalarak ya da x a açılarına dalarak o şekilde bir taşıma yapacağız gençler. Evet örnek 4 de böylelikle 1 bölü 6 bulduk ve bugünü bitirdik arkadaşlar. Her kalıp soruyu çözdük mükemmel gidiyoruz gerçekten çok iyi gidiyor çünkü her şeyi görüyorsunuz eksik hiçbir şey kalmıyor. Süperiz 3. günü bitirdik o zaman ne diyoruz bir sonraki videoda dördüncü günde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.